Merhaba arkadaşlar, oyunlar başlıyor. Hoş geldiniz. Far Cry 4'e devam ediyoruz. En son buraya girmişiz. Çıkalım bakalım, neresiydi burası? Ya hep elim taba gidiyor haritayı açmak için. Evet, yine güneyde bir yerdeyiz. En güneydeyiz. Bu ne be? Sütyene benziyor. Allah'ım, neye benzettim? Neymiş, rehine kurtarma? Ne alaka o şekil? Ne yapacağız şimdi? Ana görevimiz ne? Önce ona bir bakalım. Hunting. Burada bir avcılık görevi varmış. Bunlar ama hep yan görevler. Şu soru işaretleri falan, onlar hep yan görev. Şunlar... Buralarda da görev mi var yoksa mekan mı? Onu bilmiyorum. Sanki bir görev yokmuş gibi ya. Burada bir ne var? Nur. Herhalde buraya gideceğiz. Ama oraya gitmek için de çok acele etmeyi düşünmüyorum. Neden? Burada göremeyiz. İçeride silah dolabında, alışveriş dolabında görebiliyoruz. Bazı silahların açılması için şu çan kulelerinin hepsine mesela çıkmak gerekiyor. Ya da belli bir sayıda çan kulesi açmak gerekiyor. Şu anda daha açılmamış, görüyorsunuz. Bir dünya şu kırmızılar çan kulesi. Bir dünya çan kulemiz var. Açılanlar sadece bunlar. Haritanın açılan kısmı sadece burası. Şu bayrakları da ele geçirmemiz lazım. Yeşil olması için. Aksi takdirde böyle kırmızı oluyor. Yani bu bölge işte, korsan da demeyeyim de teröristlerin egemenliği altında anlamına geliyor. Gerçi oyunda onu pek dengeli yapmamışlar. Biz buraları tertemiz yapmışız. Ama buralarda da dolaşırken yine bir sürü teröriste rastlayabiliyorsunuz. Öncelikle şu tarafa gidelim. Şu neymiş? Hatta önce buna gidelim. Bunun ne olduğunu merak ettim. Şurada da var, şurada da var. Shangri-La Dismission. Ha, galiba o hani şırıngayı bize bastıktan sonra Yogi böyle turuncularla kaplı, turuncu konseptli kaplan olan falan bir mistik, fantastik bir yerlere gitmiştik. Bir bölüm orada geçmişti. Galiba o görevler, galiba oralara gidilecek bu noktalardan. Deneyelim, bir gidelim bir tanesine. Hatta şuraya hızlı seyahat yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Oraya hızlı seyahat yapıp oradan gidelim. Çünkü çok vakit kaybediyoruz yollarda. Oyunu yalnız oynuyor olsam hızlı seyahat yapmazdım asla. Çünkü yolda vakit kaybediyoruz dediğim, aslında yol boyunca bir sürü şey çıkıyor. Bir sürü yan görev çıkıyor. Bir sürü etkinlik çıkıyor. Yani onları da yapmak çok zevkli. O yüzden tek başıma oynuyor olsaydım hiç görev merev sallamaz, bol bol gezer tozardım. Ama o zaman da oyun bitmiyor işte. Herhalde buradan çıkılabiliyor. Bir sürü mavi dostumuz var. Öldürmüşler. Tanışmış mıydık? Miss mi? Özledi mi beni diyor ya? Thank you for leading the charge with the outposts. Teşekkür edip duruyorlar bize. Başları da sürekli gökyüzünde çünkü kartal saldırıp duruyor. Saldırırsa yardım etmeyeceğim, üzgünüm. Aha, hatta orada gördüm kartalı. Oraya ben buradan atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Güzel. O zaman böyle çıkalım. Etrafından dolaşmaktan daha kestirme oluyor. Halatla tırmanırken hiç kartal saldırmadı. Saldırabiliyor mu bilmiyorum ama saldırırsa herhalde tehlikeli olur.
Hoppa, geldik. Geldik dediğim hala daha 1 kilometreye yakın var yani. 750 metre. Makineden acayip fan sesleri geliyor şu anda. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Hava çok sıcak ondan olabilir. Benden bile fan sesleri gelecek yakında zaten. Vay. Maymunu almış. Maymunla kapışmışlar. Vay canısına. Daha da yukarılara. Rehine mi? Nerede? Orada. Giderim ki. Kurtarırım ki. Çözecek miyiz? If it wasn't for you, I don't know what would have happened. Bu karma etkinliklerine tesadüfen önümüze çıkan görevlerden yapıyoruz. Böyle 50-50, 150-150 puan kazanıyoruz. Ondan sonra arabayla yardırırken sivillere çarpıp, ezip, öldürüp yanlışlıkla o karma puanlarını geri veriyoruz aldıklarımıza. Dost musunuz? Ora nereye ya? Herhalde buradan gidiliyordu. Daha da mı yukarıda? Yuh. Bu halatları daha önceden kim koyduysa Allah razı olsun ona. Ya buranın arkasında. Kamp mı yapıyorsunuz? Ben buradan yukarı nasıl çıkarım? Yok bu kadar fazla çıkış. Boşuna tırmanmışım bu kadar yolu. Halat olmayan yere de halat atma gibi bir şey var mı acaba skill'lerin içerisinde? Seviye atladığımızda kazanabileceğimiz. Yeşil bitki. Çok güzel düştü. Ne öldürdü bunları? Yas tutuyorlar. Kesin ya yılan sokmuştur ya kartal saldırmıştır. Hay Allah. Şu kadarcık yere çıkış mı koymamışlar? Niye yapmamışlar? Ha, çıktım. Hayır. Aa, şuradan bir çıkabilsem acık. Ha, çıktım. Ç
çıkacağım lan. Ya ağacın yanına kadar çıkıyorum. Niye daha fazla çıkarttırmıyor beni? Ha şuradan. Allah. Uf. Uf. Zor oldu ama. Zor oldu ama hiçbir işime de yaramadı. Oo vallahi çıktım. Aferin bana. Huhu. Da. Hala yeterli değil. Ya. Skyrim'de olsa ne güzel çıkardım ben buraları ya. Buradan çıkarsın. Niye buradan çıkamıyorum? Allah'ım nerelere geldim? Bayağı Himalaya'ya tırmandım şu anda. Orada mağara mı var? Oh! Az daha ölüyordum. Takip et. Ha, onu vurmam mı gerekiyor? Aa gitti. Bu muydu ya yoksa? Ölen yok değilmiş. Arkamda kalmış. Yok, oraya çıkış yok. Şey olsa kopter. Araba mı alsam ne yapsam? Bana belki işaretler, belki herhangi bir yoldan gidilebiliyordur. Tamam. Tamam. Sinirlenmiyorum, kızmıyorum. Sakinim. Bana burayı işaretle. Evet. Oraya gidersem oraya da nasıl olsa giderim. Aa! Sensin o. Ne dediğini anlamadım ama sensin. Hızlı seyahat dedim, vakit kaybetmeyelim dedim. Gene kaybettik vakit.
Kaç metre yazmıyor mu? Yazmıyor. Bakarsak yazıyor yani 1090. Help help, duyuyorum sizi de maalesef. Gel hadi siz bana yardım edin. Yolu tarif edin. Nereden çıkarım ben oraya? Hiç. Hep ben onlara yardım edeceğim. Ops, bir dakika. Nasıl ya? Öbür yol daha yakındı sanki. Neyse. Nereye gösteriyorsa oradan gideceğim. Kendi bildiğimi okuyunca olmuyor. Lan! Ambush diyor ya. Ambush pusu mu demekti? Pusu, tuzak. Ah! Kopter. Eagle. Alın size Eagle. Yaşasın kopter. Neyle yükseliyorduk? Boşluk. Peki hazır elimde kopter varken. Buradayım. Demek ki böyle buralardan buraya gidiliyor. Burası dağ demek ki. Çıkılması imkansız. Zaten biraz da belli. Keşke 3 boyutlu yapsalarmış bu haritaları ya. Buraya işaretleyeceğim. Benim burnum nereye demek ki? Tamam, otomatik sürüş yok. Shift'e bastım. Panik yaptım. Bu dağın arkasında mı ya? Bu taraftan tırmanmak daha mantıklı sanki dağın arkasında. Şuradan aradan. Aa, belli bir yüksekliğe geçemiyor ya. Hiç hoş değil ama bu. Bıraktım ve aşağı düştü. Allah'ım Allah. Ya orada yukarıda birileri var da oraya. Ya gene kaldım. Bu sefer kopteri de kaybettik. Hadi. Karma. Öyle göstermek kolay. Oraya nereden çıkacağımı söylesene. Vay, bu sefer oldu galiba. Yeah.
Herkes öldü. Ama biraz da bu panter yüzünden. Ya da kaplan. Ya da neymiş? Gölgeli leopar. Tam aklımda o vardı. Hayır. Adamın üstünü ara, üstünü. Şimdi. Pii. Neredeler bunlar ya? Evet, ölebilirdin. Ölmedin. Lan havaya ateş etmeyin, manyak mısınız? Dağın öbür tarafına geldim sanırsam. Şimdi o tarafı göster. Ben ne tarafına geçersem geçeyim. Daha yukarılarda birileri var. Yukarılardan sesler geliyor. Aa, burada mavi bir bölge var. Ne ki? Neyse, o maviye bakacağım. Burada galiba. Ah. Sağlık kullan ya. Al bunlardan biri. Nerede burada bir bunlama, bir sesler. Ha, burada mağaradan geliyor. Embrace me. The goat, keçi. İyiymiş. Aha, orada biri var. Sıkışmış. Üzerine kayalar dökülmüş. Burada arabanın ne işi var ya? Tam araba, dağın tepesi burası. Bir dakika, ben buraya nereden geldim? Ki 11 metre o taraf. Aa. Vurduk yine de yukarı ama. Şimdi leoparın derisini yüzmedin mi? Ha, yüzmemişim ben leoparın derisini yüzmek için.
Ah. Şimdi şuradan sanki tırmanılabiliyor. Evet. Artık bu sefer olsun. Lütfen. Lütfen. Niye inat ettiysem oraya gitmek için. Bu ne be? Ha. Biri var sandım. Yalnız nerede kaldı? 135 metre derinde. Bu sefer de derinde kaldı. Ben minimap'e bakarak gidiyorum ama. Şimdi bir hayvanın saldırısına uğrayıp ölürsem de çok üzülürüm. Aha galiba bulacağım. Galiba az kalıyorum. Ama burada da bir soru işareti var. Allah'ım her yeri. Her yeri keşfetmem lazım. Evet. Bunları kim öldürmüş ya? Kartal. Domuz. Domuz. İstemiyorum. Lazım değilsiniz. Benimle değilsiniz. İşte orası. Buradan ineceğim. İnerken düşüp ölürsem çok gülerim. Eagle, sadece Eagle yok sanki. Evet. Karma, karma kazandım mı? Karma istiyorum. Kazanmadım. Neyse, leopar derisi kazandı. Thank you so much. Şurada bir ünlem var. Şey soru işareti, pardon. Gideceğim yer benim. Burası değil mi ya? Ya Eagle, Eagle. Koremiyorum. Şimdi. Şuralardan sanki tırmanma alanı var gibi. Oo. Evet, ben buradan aşağıya bir ineyim. İneyim bir bakayım ne varmış. Bugün de soru işaretlerini geziyoruz artık. C. Doğru yerde bıraktın değil mi? Oo. Her keşfettiğiniz bölge size deneyim puanı kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden soru işaretlerine gidin. Soru işaretlerine gitmesi en zevkli olan oyun şu ana kadar oynadıklarımın arasında. Witcher 3 kesinlikle. Bu da o bakımdan fena değil ama.